Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un en çok ilgi uyandıran telefonlarından Galaxy S20'ye yakından bakacağız. Galaxy S20 sonunda tanıtıldı ve ön incelemesini sizler için hızlıca gerçekleştirdik. Bu videomuzda yeni amirali yakından tanıyacak. Galaxy S20 fiyatı ne kadar ve özellikle neler gibi soruların yanıtlarını ilk elden vereceğiz. Samsung Galaxy S20 tasarım ile oldukça şık bir akıllı telefon oluyor. 151 mm uzunluğunda olan telefon tekel kullanım için Gayet uygun, öte yandan oldukça da hafif bir telefon. 163 gram ağırlığında olan Galaxy S20 farklı renk seçeneklerinin sahibi. Bunlar arasında elimizde kozmik gri rengi bulunan telefonun ayrıca kozmik siyah, bulut mavisi ve bulut pembesi gibi farklı renk seçenekleri de e, yer alıyor. Galaxy S20'nin kameraları arka tarafta sol köşede. Kendine geniş bir yer buluyor. Galaxy A serisine oldukça benziyor kameralarıyla Galaxy S20. Yapı itibariyle yüzeyden çıkıntı yaratan bu kamera alanı oldukça dikkat çekici görünse de çıkıntılı yapı sebebiyle herkesin hoşuna gitmeyeceği aşikar telefon masa üzerine biraz dengesiz durabilir. Öte yandan herkesin hoşlanmayacağı bir diğer nokta ise telefonda 3.5 mm kulaklık girişinin bulunmadığı olacak. Ancak bu Samsung için ilk değil çünkü Galaxy Note 10 Plus modelinde de 3.5 mm kulaklık girişini kullanmamıştı Samsung. Galaxy S20 tasarımına ilişkin bahsedebileceğimiz önemli bir diğer detay ise Galaxy S20'nin suya karşı korumalı olduğu olacak. Telefonda IP68 sertifikasına yer veriliyor. Böylece Galaxy s 20 de selef modelleri gibi suya karşı dayanıklı yapıda bir telefon oluyor. Galaxy S20 6.2 inç büyüklüğünde dinamik amoled ekran sahibi bir telefon olurken ekranıyla bizlere 1440x3200 piksel çözünürlük sağlıyor. Ekran kamerası olarak Corning Gorilla Glass 6 tercih edilmiş HDR10 Plus ekran teknolojisinden yararlanan ekranda 29 görüntüleme oranı ve 563 ppi piksel yoğunluğu sağlanıyor. Galaxy S20 Samsung'un ilk 120 Hz tazir hızına sahip telefon olma özelliği de taşıyor. Böylece oyunlar için ideal olan telefonda 60 Hz ve 120 Hz tazir hızlarını istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Öte yandan 120 Hz tazir hızının yalnızca ekranın full HD çözünürlüğünde ayarlandığında kullanılabildiğini belirtelim. Ekranı ekran çözünürlüğünü QHD Plus olarak ayarladığınızda ise 60 Hz tazelim hızını ancak kullanabileceksiniz. Telefon sizi zaten bu noktada uyarıyor. Telefonun ekranının içindeki çentik alanında ön kamera yer alırken ayrıca parmak izi sensörü de selef modellerdeki gibi ekrana entegre olarak karşımıza çıkıyor. Parmağınızı ekrana dokundurarak kilidi kolaylıkla açabiliyorsunuz. Öte yandan tek biyometrik güvenlik yöntemi tabii ki bu değil. Telefonda tabii ki bir yüz tanıma sistemi de mevcut. Onu da yine güvenlik ayarları kısmından aktifleştirebiliyorsunuz. Samsung Galaxy S20 iki farklı işlem seçeneğiyle global çapta satışa çıkıyor. Amerika ve Çin'de Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile satılacak olan Galaxy S20 Avrupa ve diğer ülkelerde ise 7 nm plus mimariye sahip Exynos 990 işlemcisi ile satışa çıkacak. Ee, Galaxy S20 Türkiye'de tabii ki Exynos 990 işlemci ile satın alınabilecek. Öte yandan Galaxy S20 yine 4G ve 5G versiyonlarına sahip iki farklı model halinde piyasaya çıkacak. Ancak Türkiye'de 4 g modeli bulacağız tabii ki. Teknik kadrosuna baktığımızda S20'nin güçlü bir akıllı telefon olduğunu görüyoruz. 128 GB dahili depolama alanının yanı sıra tam 8 GB RAM içeren Galaxy S20 böylece en çok RAM içeren akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Ancak ondan daha çok RAM içeren modeli diğer kardeşi oluyor. Çünkü Galaxy S20 5G modelinde 12 GB RAM mevcut. Bu arada Galaxy S20'de merak edilen microSD kart desteğinin olduğunu da söyleyelim. Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkan Samsung Galaxy S20 One UI 2 ara birimini çalıştırıyor. Bu anlamda yine sezgisel bir Samsung yüzü karşımızda. Tabii ki ne kadar iyi performans sunduğundan size daha sonra detaylı incelememizde bahsedeceğiz. Samsung Galaxy S24 4000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Bu batarya ile tam gün performans gösterebilecek gibi duran Galaxy S20 tabii ki hızlı şarj desteği, kablosuz şarj desteği, desteği ve tabii ki ters şarj desteği de gösteriyor. Ee, Telefonun performansını, batarya performansına ilişkin şu an için pek bir şey söyleyemiyoruz. Ancak detaylı testlerden sonra size telefonun hem oyunlarda hem filmlerde ne kadar uzun süre bir batarya kullanımı sunduğunu ancak o zaman söyleyebileceğiz. Galaxy S20 kamerasıyla iddialı bir akıllı telefon tabii ki. Elbette kamera açısından Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra modelleriyle farklılık gösteren Galaxy S20 arkada üçlü kamera kurulumuna sahip bir amiral gemisi oluyor. Tanıtımda da bahsedildiğine göre mobil fotoğrafçılık alanına önemli işleri imza atmak isteyen Samsung Galaxy S20'de 30x dijital zoom ve 8K video kaydı gibi önemli noktalara işaret ediyor. 3 adet arka kamera bulunduran Galaxy S20 ana kamerasıyla 12 megapiksel lense sahipken bu ana kamerada Super speed dual Pixel lazer otofokus ve optik imaj sabitleyici yer alıyor. 64 megapiksellik ikinci kamera telefoto olarak karşımıza çıkıyor. Bu kamerada da lazer otofokus ve optik imaj sabitleyici yer alırken bu kamerayla 3x optik zoom yapılabiliyor. Bir diğer kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı olarak karşımıza çıkıyor. Super Steady video özelliklerinin sahip olduğu bu kameranın yanı sıra Galaxy S20'nin ön kamerası da ekran üzerinde yer alan bir delik alanı içinde karşımıza çıkıyor. 10 megapiksel olarak tercih edilmiş Galaxy S20'deki ön kamera. Öte yandan video noktasında ön kamerada yine 4K 60 kare video kaydı yapılabildiğini söyleyelim. Arka kamerada ise 8K 30 kare video kaydı imkan tanıdığını da tekrar belirtelim. Sonuç olarak Galaxy S20 hakkındaki ilk kararımız S20'nin başarılı bir akıllı telefon olduğu yönünde olacak. Ön incelemde bulunduğumuz süre içinde özellikleriyle çekici görünen ve uzun zamandır beklemeye değen bir model olduğu kanısındayız. Galaxy A modellerinde de oldukça benzediğini altını çizelim bu noktada. Elbette S20 hakkındaki nihai kararımızı detaylı Samsung Galaxy S20 incelemesinden sonra sizlere vereceğiz. Son olarak geçmeden telefonun Galaxy S20'nin fiyatını da söyleyelim tabii ki şu an ön sipariş işte Galaxy S20 satın alınabiliyor ve 7799 TL gibi bir fiyatı var. Yine telefonun 6 Mart 2020 sonrası Önümüzdeki aydan sonra ön sipariş verenlere e, ulaşacağı bilgisini verelim ve videomuzu bu noktada artık noktalayalım. Ben Ercan Uğurlu bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.